Şimdi ilk önce trigonometride bilmemiz gereken formülleri tek tek vereceğim. Birincisi, trigonometride yani özetle tabii ki. Bakın, bakın birim çemberde, şunu unutmayalım, birim çemberde. Diyelim ki bizim açımız x olmuş olsun. Bakın burası aslında x olmuş olsun. Burada x açısına karşılık gelen noktaların koordinatları cos x ve sin x'tir. Yani şu demektir. Şuradaki değerimiz, pardon, nasıl oldu ya? Ha, şuradaki değerimiz, baştan alayım. Ha. Şuradaki değerimiz cos x, buradaki değerimiz de sin x'tir. Fatma, sesi biraz kontrol et. Sonra bizim şurası 1'di. Burası eksi 1. Burası eksi 1 ve burası 1'di. Şu ekseni çiziyorum. Bakın nokta nokta çizmiş olduğum eksen. Tanjant ekseni. Tanjant. Yani y ekseni aynen kopyaladım. Burası eksi 1. Burası eksi 2 böyle gidiyor. İşte şurası 1 falan gidiyor. Bu çizim tanjant ekseni. Şu çizmiş olduğum eksen, bakın şu mavi olarak çizmiş olduğum şu eksen. Şu eksen de kotanjant eksenidir. Şimdi benim bakın bu P noktasının uzantısını alıyorum. Şu noktamız kotanjant x oluyor. Yine bu noktanın dikey olarak şunu uzantısını alıyorum. Şuradaki değerimiz de tanjant x oluyor. Bunu unutmayalım. Birim çember üzerinde bu tip bir espri var. Yani koordinatlarla sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjant değerlerini elde etmek, işaretlerine ulaşmak. Burada birim çembere bunu kullanmak gerekiyor arkadaşlar. Bir örnek olarak alayım. Bak, şöyle alayım. Mesela kotanjant diyelim ki 270 eksi x açısının karşılığını bulmaya çalışalım. Şimdi birim çemberimi çiziyorum. 270 nerede bulunuyor? Bakın 270, 270, burada kaç? 270. Eksi x diyor. Eksi x kadar daha geliyorum. Bakın burası x, yani eksi yönde geliyorum. Dolayısıyla bizim ne, bizim olduğumuz nokta şurası. Bakın şuradaki nokta. Buradaki noktanın, bakın bu P noktamızın nedir? P noktamızın ordinatı, bakın P noktamızın ordinatı gördüğünüz gibi şuradaki sinüs, bu sinüs 270 eksi x olur. Şuradaki apsis kosinüs olur. Sinüs, bakın şunu geliyorum. Sinüs değil, kotanjant diyor. Kotanjant eksenimiz, bak şu kotanjant ekseniydi. Kotanjant ekseniydi. Dolayısıyla bunun uzantısını alırsam, bakın uzantısını alırsam artı bir yere gittiğini görüyoruz. Ayrıca buradaki sinüs değerimin eksi olması, kosinüs değerimin eksi olması, kotanjantın kos bölü sinüs olmasından dolayı eksinin eksiye bölüm artıdır. O halde ilk önce işaret olarak artıya alacağım. Artı diyorum. Sonra bakın hangi açıyı aldım. Bakın buradaki almış olduğum açıya dikkat edin. Benim açım y ile irtibatlı. Y ile irtibatlı olduğum isim değiştiriyordu. Kotanjant tanjant oluyor. Sonra x olarak yazıyoruz. Burada açı dönüşümlerinde yani birincisi bölgeyi buluyorsunuz. Bölgedeki bölgeden işareti alıyorsunuz. Sonra o bölgede x ile mi y ile mi irtibat olan dar açıyı alıyorsunuz. Dolayısıyla açınızı dar açı cinsine dönüştürmeniz gerekiyor. Volümleriniz gerekiyor. Sonra mesela burada bir takım trigonometrik ilişkilerde mesela şunu biraz önce verdik. Bak şunu tekrardan şey yapayım. Diyelim bu açımız x, bu açımız x. Evet, şuradaki değerimiz ne oluyor? Cos x oluyor. Dolayısıyla burası cos x oluyor. Şuradaki, şurası sinüs x oluyor. Sinüs x oluyor. Neden sinüs? Burası 1 oluyor.
1 oluyor. Neden derseniz bakın, ispatını yapmıştık. Mesela tekrar da yapacak olursak mesela, diyelim ki biz bu noktaya P, C, S diyelim. Mesela burası S olsun. Mesela örneğin birini yapayım. Sinüs x eşittir. S bölü 1'den. Gördüğünüz gibi S, sinüs x eşit. Burada Pisagor bağıntısı uygulayacak olursak, bakın Pisagor bağıntısı uygulayacak olursak, burada sin kare x artı kos kare x eşittir 1 olduğunu görüyorsunuz. Diğer taraftan aynı üçgende, bakın bu üçgende ben tanjant x nedir arkadaşlar? Tanjant x nedir? Söyleyin bakalım, tanjant x nedir? Sinüs x bölü kos x'dir, öyle değil mi? Bakın karşı dik kenarında sinüs x var, komşu dik kenarında kos x var. Tanjant budur. Benzer şekilde kotanjant x nedir? Kotanjant x'imiz komşu dik kenarda kos x var, karşı dik kenarda sinüs x var. Gördüğünüz gibi bu birbirinin yani 2 bölüsü, diğer 3 bölü 2'dir. Dolayısıyla şunu yazabilirsiniz. Tanjant x'den kotanjant x'in çarpımı 1 değer. Bakın yani her dediğim cümleyi mutlaka iyi anlayın. Çünkü işin püf noktalarını veriyorum. Bakın şu anlaşılmayan ve içinde silinmeyen bir şey olsa mutlaka beni durdurun arkadaşlar. Sonra bakın bu özelliği verdik. Diğer taraftan diğer trigonometrik oranlarımız neydi? Secant x'te. Secant x'imiz 1 bölü cos x demektir. Cosecant x demek 1 bölü sinüs x demektir. Bakın bunlar önemli. Bunları öğrendik. Sonra ne vardı mesela bilmemiz gereken? Periyot vardı. İşte sinüs x'in ve cos x fonksiyonlarının periyodu 2π'dir. Tanjant x ve kotanjant x fonksiyonlarının periyodu pi'dir. Yani her iki pi'de, her iki pi aralığında, yani şu demek arkadaşlar, mesela diyelim ki ben 0 ile 2 pi periyot dediğimiz şu, mesela 0 2 pi bandı, bakın şu bantta ben grafik çizecek olursam, yani şuradaki grafik şekli neyse 2 pi'den, mesela 2 pi'den diyelim ki 2 pi'den işte 4 pi'ye kadar olan şekilde birbirinin aynısıdır. Trigonometrik fonksiyonlar periyodik fonksiyonlardır. Denklemi çözerken de bu 2 pi ve pi'yi kullanacağız. Sonra ters trigonometrik fonksiyonlarda ne bilmiştik mesela? Diyelim ki örnek olarak şunu vermiştik. İşte sinüs pi bölü 6'nın, örneğin sinüs pi bölü 6'nın 1 bölü 2 olduğunu biliyoruz değil mi? 1 bölü 2'dir. Mesela 1 bölü 2, bakın 1 bölü 2 birim çember üzerine gösterecek olursak, mesela birim çember üzerinde 1 bölü 2'ye bakın, ordinat olarak bakın, tabii ki 1 bölü 2 buraya karşılık gelir. Buraya mesela gördüğünüz gibi 2 tane açı karşılık gelir. Yalnız fonksiyonun birebir bir örtün olmasından dolayı biz aralık olarak mesela şu sadece buraya alıyoruz. Buradaki değerler alıyoruz. Yani sinüs için. Dolayısıyla buna karşılık gelen açımız ne olmuş oluyor? Buna karşılık 1 bölü 2'ye karşılık gelen açımız 30 derece, yani pi bölü 6 radyan olmuş oluyor. Size bakın pi bölü 6 radyanlık açı sinüs fonksiyonu bizi nereye götürüyor? Sinüs x fonksiyonu bizi 1 bölü 2'ye götürdü. Bir değerin, bakın değerin açıya götürüldüğü fonksiyon, yani sinüs x fonksiyonu tersi oluyor. Bu da şu şekilde gösterilir arkadaşlar. Üzeri eksi 1 olarak ya da başka, ya da şu gösterim yaygındır. Arc sinüs x olarak yazılır. Burada ters trigonometrik fonksiyonları bunları bileceğiz. Sonra dün şunun üzerine durmuştuk. Bakın ispatlar yapmıştık. Neydi mesela? Sinüs, bakın sinüs a artı b, tekrar yazıyorum. Ezberleyelim arkadaşlar. Sinüs a artı b. Sin a çarpı cos b artı sin cos, bak birinci kısım, ikinci kısımda cos a çarpı sin b. Bunlar ezberlenecek. Adınız gibi ezberleyeceksiniz. Yani hiç kaçarı yok. Diğer taraftan bakın şunu yazıyorum. Sinüs a eksi b yazıyorum. Sinüs a eksi b eşittir. Sin a çarpı cos b eksi cos a çarpı sin b. Burada birinci kısımda ne var? İkinci kısımda ne var? Onu da ezberleyeceksiniz. Sonra diğer taraftan kosinüs a artı b formülümüz. Burada cos cos, bakın cos a çarpı cos b. Burası artı oldu mu eksi oluyor. Sin a çarpı sin b olarak yazıyoruz. Sonra kosinüs a eksi b formülümüz eşittir cos a çarpı cos b, eksi oldu mu artı oluyor, eksi oldu mu artı oluyor, artı sin sin a çarpı sin b olarak bulunuyor. Şimdi bunlar toplam formülü arkadaşlar.
Diğer taraftan tanjant formülünü veriyorum. Bakın tanjant a artı b formülümüz neydi? Tanjant a artı b formülümüz. Tanjant a artı tanjant b bölü 1 eksi tanjant a çarpı tanjant b'dir. Diğer taraftan tanjant a eksi b formülümüz. Tanjant a eksi tanjant b bölü 1 artı tanjant a çarpı tanjant b'dir. Şimdi burada mesela bakın birin burası artı olursa bakın artı olursa buranın artı olduğunu, buranın eksi olduğunu, buranın eksi olduğunu, diğer tarafta zıt işareti olduğunu dikkat edin. Kotanjant formülünü vermiyorum çünkü biliyorsunuz tanjantla kotanjantın çarpımı 1'dir. Yani mesela kotanjant x nedir mesela? Kotanjant x nedir? Kotanjant x eşittir 1 bölü tanjant x'tir. Biraz önce ispatlamıştık. Şimdi biz burada a ve b yerine x yazacak olursak buradan ne elde ederiz arkadaşlar? Sinüs, bakın sinüs 2x formülümüzün sin x cos x cos x sinüs x, o da 2 çarpı sinüs x çarpı cos x'i elde ederiz. Bunlar mutlaka bu da ezbere bilmek zorunda. Diğer taraftan bakın şurada mesela cos a artı b formülünde x a ve b yerine x yazacak olursak dersi iyi dinliyoruz. Kaçamak yapmıyoruz arkadaşlar sağa sola. Kosinüs 2x eşittir. Ne oluyor o zaman? Cos kare x eksi sin kare x olmuş oluyor. Burada yukarıdaki formu ispatlamıştık hatırlarsanız şayet. Cos kare x artı sin kare x'imiz 1'e eşittir. Öyle değil mi? 1'e eşittir. Bunu karıştırmayalım. Şayet burada sin kare x yerine 1 eksi cos kare x yazacak olursanız bu durumda 2 çarpı cos kare x eksi 1 diğer taraftan cos kare x yerine 1 eksi sin kare x yazacak olursanız da 1 eksi 2 çarpı sin kare x formülü elde edilir. Bunlar da yarımaşı formüllerinin çıksız kullanılan formülleridir arkadaşlar. Bunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi toplam fark formülleri bunlar, yarımaşı formülleri bunlar. Şimdi bakın birinci formülle ikinci formülü taraf tarafa toplarsak ne yapıyor? Taraf tarafa toplarsak sin a artı b artı sin a eksi b. İkinci kısım bir de taraf tarafı toplarsak bakın şurada birinci bakın birinci kısım ikinci kısım diye mutlaka ezberleyin. Bakın taraf tarafa toplarsak yani şunları taraf tarafa toplarsak şunları bir de taraf tarafa toplarsak mesela sinüsleri ikinci kısım yine keza aynı şekilde neden ikinci kısım gidiyor? Çünkü ikinci kısımda eksi artı var. O zaman a artı b yerine de biz a artı b yerine de biz ne yazarsak mesela x değersek a eksi b yerine y değersek bu durumda a değeri x artı y bölü 2 b değeri x eksi y bölü 2 olduğundan dolayı bakın diyelim ki sinüs bakın sinüs taraf tarafa toplama gibi bir örnek vereyim sinüs 70 derece artı sinüs 20 derece örnek vereyim eşittir yazıyorum önce ne yapıyoruz taraf tarafa bakın sinüs 70 ile sin 20 toplanmış taraf toplanmış ikinci kısım gidecek ilk kısımda ne var sin cos var iki tane olduğu için 2 çarpı sinüs 72 20'yi topla 90 yarısını al 45 çarpı kosinüs 70'ten 20'yi çıkar 50 2'ye bölsek 25 olarak bulunur diyelim ki bakın diyelim ki kosinüs örnek vereyim kosinüs mesela 2 mesela diyelim ki 2x ne olsun mesela bu kez de büyük küçük bazılarına şöyle olabilir artı diyelim ki kosinüs 6x olsun bakın bu durumda 2 çarpı diyorsunuz kosinüslerin toplamına yine ikinci kısım gidiyor ilk kısımda kos kos var 2 çarpı kosinüs topla 2'ye böl 4x çarpı 2x'ten 6x çıkarsa ne olur eksi 4x olur buraya ne yazıyorsunuz kosinüs eksi 2'ye bölsek eksi 2x olur burada şunu hatırlayın arkadaşlar kosinüs eksi x demek kosinüs x'e eşittir diğer taraftan yani kosinüs eksi yutar yani hatta öyle ezberletilir sinüs eksi x olursa da bu da eksi sinüs x oluyordu şimdi gerekçesine gelince arkadaşlar biz bunlara da bak bunlara da biz dönüşüm formülleri diyoruz arkadaşlar dönüşüm formülleri dikkat edin artı varsa diğer tarafta çarpı eksi olmasa olacak mesela buna dikkat edin geçen sene buradan soru gelmedi muhtemelen gelebilir bu sene buradan kuvvetli bir ihtimalle şimdi neden yutuyor derseniz hemen ispatını hemen yapayım konumuz zaten bitiyor şimdi şurada şunun üzerine durmuş arkadaşlar. Bakın diyelim ki biz x açısı alalım. Bakın x açısı alalım. Bak görüyor musun x açısını? Bakın buradaki açımız x, buradaki açımız eksi x. Öyle değil mi? Şimdi ben x açısının, bak şu x açısının kosinüsünü alırsam veyahut da
eksi açının kosinüsü alırsam, yani kosinüs eksi x ile, bakın kosinüs x'in aynı yere gittiğini görüyorsunuz değil mi? Aynı apsis, aynı değer. Dolayısıyla onun için birbirini ötüyor. Ama sinüsle bakın, sinüsle birisi mesela burası artı olursa, bakın sinüs eksi x'imiz eksi oluyor. Onun için eksi alıyorsunuz. Olma gibi budur arkadaşlar. Tüm konuda bilmeniz gereken formüller bunlardır. Bunun dışında denklem çözümünde biraz hani bir zaten denklem çözümünde şunu söyleyeyim. Bir 10 tane soruya aşinalığınız olsun. Biraz soru çözün. Denklem çözümüne başlarsanız tüm konu bu kadar arkadaşlar. Şimdi bunlar alakalı bir hatırlatmadan sonra örneklerimize geçelim. Evet, dün burada kalmıştık. Buradan yine devam edelim. Biraz klasik tarzdaki sorulara devam etmemiz gerektiğini inandığım için bugün yine bir de devam edeceğiz. Tamam. Şimdi örneklere geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi örneklere geçiyorum. Mesela 16. soruyu, evet Ali senden başlayalım bugün. Sin eksi 65'ten sin 25'e çıkar demiş Ali. Şimdi hatırlıyor musun? Hani sinüsleri biz şurada hani yan taraf sinüslerde mesela çıkarsak taraf tarafa çıkarsak ilk kısım gidiyor değil mi Ali? Ve ikinci kısım kalıyor. İkinci kısmı ne vardı Ali? Kostim vardı değil mi? Kostim vardı. Bak hemen yazıyorum. O zaman bunun karşılığı ne olacak? 2 çarpı kosin yazıyorum. Kosin. Burada ilki yerine toplayıp ikiye bölüyorum. 65'e 25 toplarsak ne olur? 70, 90, 45 olur. 65'e 25 çıkarsa ne olur? 5'ler çıktı. 40, 42'ye bölüyorum. 20 olur. Sin 20. Kos 45 kök 2 bölü 2'dir. 2 çarpı 2 bölü 2 yazacak olursak sin 20. Burada 2'ler birbirini götürür. Kök 2 çarpı sin 20 olarak bulunur. Cevabımız A'dır. Ali anlayabildik mi? Evet hocam. İyi, çok iyi Ali. Şimdi şu soruya bakalım. Yine benzer bir soru. Bakın benzer bir soru. Burada bak burada bir şaşırtma yapmış Ali. Sin 195 kos 165 demiş. Şimdi buradaki sıkıntı bakın buradaki şu, birincisi ben olsam dar açıya çevirirdim. Bir. İkincisi sizin formüllerinizde sin kos diye bir formül yok. Bak sin sin var kos kos var. Ona dikkat edin. O zaman ben ne yapacağım? Birinden birini sinüsü ve kosinüsü çevireceğim. Buradan bu sonucu anlıyorum. İsterseniz ilk önce şunu yapalım. Bu açıları birinci bölgeye dönüştürelim arkadaşlar. Nasıl birinci bölgeye dönüştüreceğiz? Bakın şöyle ki burada bakın 195 geliyorum. Bak 180 195 yani 180 ne eklersem 15. Demek burası 15 derece. Bakın 15 derece. Demek ki benim burada sinüs değerimi görüyorsunuz. Sinüs değerim eksi 3. bölgedeyim. Hangi açıyı alıyorum? Benim açım faydalanmış olduğum açı x ekseniyle irtibatlı açı olduğundan dolayı sinüs olarak kalacak. Eksi sinüs 15 olacak. Buradaki açımız. Şimdi kosinüs 165'e gelince bakın 165'i çiziyorum birim çemberde. Şimdi birim çemberde 165 bakın 165 hop geldim. Gördüğünüz gibi burada bitti. Burası 165 derece. Burada da gördüğünüz gibi x eksenine kaç derece var? X eksenine 15 derece var. Yine 170-180. Burası 15 derece. Buradaki kosinüs değeri, burada kosinüs değeri nedir? Burada kosinüs değeri gördüğünüz gibi eksidir. Yine eksi yazacağım. Sonra x ekseninin irtibatlı açıya alışımı kos kos olarak alacak. Kosinüs 15 olacak. Şimdi ben şöyle bir şey yapabilirim. Örneğin sin 75 yerine hani ölçüleri toplam 90 derece olan açılardan birinin sinüsü birinin kosinüsüne eşittir. Bu kuralı hatırlayalım. O zaman sin 15 yerine 90'dan 15 çıkarsa ne olur? 75 olur değil mi? Sin 15 yerine hemen cos 75'i yazıyorum. Cos 75. Ve eksi parantez almış olsam ne olur o zaman? Cos 75 eksi cos 15 olarak bulunur. Şimdi bakın sadece kosinüslerin farkında eksili durum oluşuyordu. Mesela burada eksi vardı ama eksi vardı kardeşim. Bakın eksi olunca ne oluyordu? Bak şu hatırlayalım. Eksi olunca ne oluyordu? Şu hatırlayalım şuraya. Eksi olunca ne oluyordu? Bakın kosinüsler bakın dönüşüm formüllerinde
Bakın sinüsler taraf tarafa toplanırsa, bakın toplanırsa ikinci kısım gidiyor. Kosinüsler kos bir şey artı kos bir şey eşittir olursa ikinci kısım gidiyor. Kos kos kalıyor. Bakın unutmayın. Yani sin a artı sin x artı sin y şeklinde bir şey görürseniz, eşittir görürseniz mutlaka 2 çarpı sin kos olacak. Kos olursa mesela kos kos olacak. Ama burada kosinüslerin farkı var. Bakın fark ne demek? Buraya eksiğini çarparsam ne olur? Eksiğini çarparsam ilk kısım gider ama ikinci kısımda maalesef eksi oluyor. Ama diğerinde ise sinüste ise bakın eksiğini çarparsam burası artı oluyor. İlk kısım gidiyor, artı oluyor. Sadece eksi olayı kosinüslerin farkında oluyor. Sin. O zaman sorumuza dönüyorum. O zaman ne yapacağım buraya? Şimdi burada bir eksimiz var. Eksimiz parantez içerisinde eksi 2 çarpı ilk kısım gidiyor. Fark olduğu için sin oluyor. Bakın sin olacak. Sin yazıyorum. Bak burada artı eksi bir şey varsa eşitliğin diğer tarafında çarpılı bir şey olacak. Onu unutmayın. Bak artı eksi bir şey varsa çarpı olacak. Sin çarpı şeklinde. 75, 15 daha 90 olur. Yarısı 45 olur. 75'ten 15 çıkarsa ne olur? 60 yarısını alsam 60'ın yarısı ne yapar? 30 yapar. O zaman bir eksi eksin çarpımı artı yapar. Artı yapar. 2 çarpı sin 45 nedir? Kök 2 bölü 2'dir. Çarpı sin 30 nedir? 1 bölü 2'dir. Nereden biliyorum bunları? Üçgeni ezberleyeceksiniz arkadaşlar. 30, 60, 90 üçgeni mutlaka unutursanız mutlaka. Mesela bazı şeyler aklınıza kalsın. Sin 30, 1 bölü 2. Mesela sin 45 neden kök 2 bölü 2? Çünkü bak 45, 45, 90 derece üçgeninde. Burası 1 ise burası 1 yapar. Burası kök 2 yapar. 1 bölü kök 2 yapar. 1 bölü kök 2 ne demek? Pay ve payda kök 2'ye çarpacak olursam o zaman kök 2 bölü 2 olarak bulunur. Dolayısıyla bunlar birbirini götürür. Ne olur? Kök 2 bölü 2 ne olur? Gördüğümüz gibi 1 bölü 2 2 derimini götürdü. Kök 2 bölü 2 oldu değil mi arkadaşlar? Kök 2 bölü 2 oldu. Yani kök 6 olmuyor. Sin 45 çıkıyor çünkü. O zaman cevabımız, burada bir hata yapılmış. Bu çıkmıyor. Cevabımız kök 2 bölü 2 olarak bulunur. Cevap olur arkadaşlar. Burada bir hata var. Sorun değil. 14. soruya bakalım. 14. soruya bakalım. Şimdi burada veyahut da sinüslerin toplamı var. Bakın burada mesela bakın sinüs ve kosinüs var değil mi? Sinüs ve kosinüs. Ben ne demişim biraz önce? İkaz etmişim. Dedim ki şayet sin veya kos toplam olunca dönüşüm formülü oluyor değil mi? Sin kos olmuyordu. O zaman bunlardan birisini sinüse veya kosinüse dönüştürecek. Bu nasıl dönüştürürüm? Ben şunu biliyorum. Sin 80 kos 10 demek. Mesela sin 89 kos 1 demek. Toplamları ne olacak? Toplamları 90 olacak. O zaman şunu mesela diyelim ki ilkini dönüştürelim hadi. Hadi bunu yapalım. Şu açıyı şöyle yapacağım bakın. 90. Tabii 90 dersem olmaz değil mi? Burada şey ne kullanmış? Radyan kullanmış, pi kullanmış, pi bölü 3 kullanmış. Ben de pi 90 demek biliyorsunuz. Pi bölü 2 demek. Pi bölü 2'den neyi çıkarıyorum? Buradaki açıyı çıkarıyorum bakın. Buradaki açıyı çıkarıyorum. Çıkardım bile. Şimdi bu açıyı 90 bakın buradaki açının neyini aldım? Bütünlerini aldım. Yani şöyle ki hani açılardan birisi 80 ise diğeri 10 olur değil mi? Yani birbirinin hani 90'a tamamlayan açılar. Tümleri yani. Dolayısıyla bir açı 80 ise bir açı 10'dur. O zaman bir açı 80 ise onu nasıl buluyorum ben? 90'dan 80'i çıkarıyorum. Burada 90'dan buradaki açıyı çıkardım. Yani pi bölükten bu açıyı çıkardım. Dolayısıyla o açının toplam motor olan açılara yazmış oldum. Burada tabii ki cos yazıyorum. Cos yazıyorum. Açım bu. Şimdi burada ben gerekli işlemleri yapacak olursam bakın pi bölü 2 burada ayrıca yapalım. Eksi 2x artı pi bölü 3 bundan bunu toplayacak olursak bunu 3 ile bunu 2 ile o zaman ne olur? 5 pi bölü 6 eksi 2x olarak bulunur. Demek ki şuraya yazıyorum. Bak şuraya yazıyorum. Ne oldu burası? Kosinüs 5 pi bölü 6 eksi 2x. Güzel bir soruymuş arkadaşlar. Kosinüs 2x artı pi bölü 6 arkadaşlar. Şimdi bu ne oldu? Şimdi burada biraz önce yapmıştık. Kos artı kos. Bakın kos da kosun toplamı var değil mi? Ben şimdi toplam formülünde hatırlayın işte cos a artı b hatırlayın, cos a artı b hatırlayın, birinci kısım, ikinci kısım, aradaki işaretleri hatırlayın. Taraf tarafa toplayacağım. Neden? Çünkü burada toplam var. Peki öyle taraf tarafa toplayınca ne oluyordu?
İkinci kısımda hani yani sinüs üstüne vardı sin kos, ikinci kısımda kos sin vardı. Kosun üstüne vardı kos kos vardı, ikinci kısımda sin sin vardı. Yani ikinci kısımdaki işaretler, işaretim 1 artı 1 eksi olduğu için ikinci kısım gidiyor taraflar toplamının ilk kısmının ilk kısmında ne var kos kosta? Kos kos var. Eksi durum sadece kosun üstüne farkını buldu. Bunu unutmayın. O zaman yazıyorum hemen 2 çarpı kos. Bundan bunu toplayıp 2'ye bölüyorum. Şimdi 2'ye bölmek demek 1 bölü 2 çarpmak demek değil mi? Mesela 5 bölü 6 ile pi bölü 6'yı toplarsam ne olur? Zihnen topluyorum. Yani ne olur? 5 pi bölü 6 pi bölü 6 pi yapar değil mi? Pi yapar. Bakın top pi yapar. Sonra eksi 2 artı 2 ne yapar? Birbirini götürür değil mi? Götürür. Bir de onu 2'ye bölüyordum. 2 ile 2'ye bölmek demek 1 bölü 2 ile çarpmak demektir. İşlem pi'dir. Bakın yani şuradaki işlemleri nasıl taraf taraf toplamı anlayabiliriz mi arkadaşlar? Bakın bundan bunu toplayıp 2'ye böldüm. Yani şimdi ne yapıyorum? Bir kos kostu, kos kostu, kosinüs. Sonra ne yapıyorum? Sonra yani bundan bunu çıkarıyorum. Çıkaralım mesela ayrı bir yerde yapalım. 5 pi bölü 6'dan eksi 2x. Bakın çıkarma yaparken eksi, bakın eksi 2x artı pi bölü 6. Bakalım önce çıkarmasını yapayım. Eksiyi dağıtırsam ne olur arkadaşlar? 5 pi bölü 6'dan burası eksi olacak. Pi bölü 6 çıkarsa ne olur? 4 pi bölü 6 olur. Bakın 4 pi bölü 6 olur. Sadeleştirici olsam 2 pi bölü 3 olur. 2 pi bölü 3. Burası ne olur? Eksi 4x olur. Bir de bunun 2'ye bölecektim. 2'ye bölmek demek 1 bölü 2'ye çarpmak demek. 1 bölü 2 çarparsam ne olur? Pi bölü 3. Bakın pi bölü 3 yazıyorum. Pi bölü 3 eksi 2x olarak bulunur. Güzel. Şimdi bu arada cos pi neydi? Cos pi neydi arkadaşlar cos pi? Pi'nin olduğu hemen aç olarak hop gidin buraya bakın. Bakın pi'nin olduğu yere gidin. Hop geldiniz. Neredesiniz? Buradasınız. Buranın koordinatları ne? Koordinatları eksi 1'i 0'dır. Kosinüs neydi? Apsisti. O halde burası eksi 1'dir. Yani demek ki burası cos pi'nin olduğu yere eksi 1 yazabilirim. Gelelim cos pi bölü 3 eksi 2x'e. Bu nedir? Bu nedir mesela? Bunun için tabii ki sorunun güzelliği burada arkadaşlar. Hem form soruda dönüşüm var, hem de ne var? Hem de toplam fark formülü var bu soruda mesela. Evet, şimdi cos pi bölü 3 hatırlayalım arkadaşlar. Yani hatırlayalım. Demek ki burası ne yapıyor? Burası eksi 2 yapıyor. Gelelim buraya. Kosinüsün formülü neydi hatırlayalım? Cos cos sin sin değil mi? Kosinüs, bak yazıyorum. Cos pi bölü 3 çarpı kosinüs 2x. X arada eksi oldu mu artı oluyordu. Sonra sinüsünde sinüs pi bölü 3 çarpı sinüs 2x. Bu arada cos pi bölü 3 neydi? Cos pi bölü 3 pi 180 demekti. 180 3'e bölsem 60 olur. Cos 60 sin 30 eşitti. Sin 30 1 bölü 2'di. O halde cos 60 da 1 bölü 2 olur. O halde buraya 1 bölü 2 gelecek. O zaman ne olacak? 1 bölü 2 cos 2x olur. Yani şuradaki ifade. Sinüs pi bölü 3 neydi? 60 dereceydi. Sinüs 60 neydi mesela? Onu tutsak şayet. 30-60-90'ı şöyle bir kenara yazarsınız arkadaşlar. 60 derece burada. Pi bölü 3 60 demektir. Kök 3 oluyordu. Burası 1 oluyordu. Burası 2 oluyordu. Kos 60, gördüğünüz gibi kos 60 neymiş? Pardon sin 60. Kök 3 bölü 2. Artı kök 3 bölü 2'yi buraya yazıyorum. Çarpı sinüs 2x. Sonra arkadaşlar burada tabii ki sin 2x kalıyor. Yani işte bu oluyor. Tabii ki burada sen 2x kalmaz yani. Bir bakalım işlem yanlış mı yaptık? Yok. Hata yok yani. Tamam şunu. İşlem bu oluyor arkadaşlar. Çok da önemli değil yani işlemin ne oldu. Yapılış tarzı önemliydi. Şimdi şu işlemi yapalım. Bakın 5. soruyu yapalım. Sin 75 artı sin 15 toplamının sonucu kaçtır demiş. Hemen ne yapıyoruz? Bakın sinüslerin toplamı neydi? Sinüslerin toplamı. Bu nedir? Bakın şunu da şunu karıştırmayın arkadaşlar. Bakın şu olsa bakın sin. Bak şunu da şunu karıştırmayın. 75 artı 15 olsaydı o zaman toplam formülü kullanacaktım. Bak bunu karıştırmayın. Anladık mı? Bak bu farklı bir şey. Bakın bu farklı. Buradaki bu farklı, bu farklı, bakın bu farklı. Eğer böyle olsaydı nasıl yazacaktım? Böyle olsaydı işte neydi? Sinüs 75 çarpı kosinüs 15 artı ilk kısmında sin kos var, ikinci kısmında kos sin vardı. Kosinüs 75
çarpı sinüs 15 yazacaktım. Bu budur. Ama bu şudur. Neydi bu? Dönüşüm. Dönüşümde ne oluyordu? Artı olursa eşitliğin diğer tarafına çarpılı olacak. Ters dönüşümde de çarpı olursa artılı olacak. Ters dönüşüm çıkarıldığı için sınavda onu çok telaffuz etmiyorum. Şimdi dönüşüm. Dönüşüm neydi? Sinüsleri toplamı neydi? Toplam hatırlayın. İkinci kısım gidiyordu. İlk kısmı ne vardı? Sin kos vardı. Hemen 2 çarpı sinüs ve kosinüsü yazıyorum. Ne yapıyorduk? Toplamı 2'ye bölüyorduk. 75'te 15 toplarsak 90 yapar. 2'ye bölsem 45. 75'ten 15 çıkarsam ne olur? 60. 2'ye bölsem 30 olur. 2 çarpı 45 neydi? 2 bölü 2 idi. Kos 30 neydi? 3 bölü 2 idi. İkiler birimi götürüyor. O da kök 6 bölü 2 olarak bulunuyor. Cevabımız C'dir. Gördüğünüz gibi. Altıncı soruya bakalım arkadaşlar. Yine biraz önceki soruya çok benzer bir soru. Çözüyorum. Bakın burada sin kos var. Dikkat edin bakın. Sin kos var. Yani burada hani dönüşüm formülünü uygulayacağım. Ama bak püf nokta neydi? Ya her ikisinin sinüs olması gerekiyor ya da her ikisinin kosinüs olması gerekiyordu. O zaman ben ne yapıyorum? Birinden birine mesela bunu diyelim ki bu 90'dan x artı 15'i çıkarayım. O zaman ne yaptım? Açıyı çıkardım. Burada sinüs yazıyorum. Anlayabildik mi arkadaşlar? Şimdi o zaman devam ediyorum. Burada o zaman yazıyorum sinüs. Bakın sinüs x artı 75. X artı 75. Artı sinüs. Şu işlemi diğer tarafta yapalım. Açarsam 90'dan burası ne olur? 75 olur. 75 eksi x olur. Bakın. Şu, güzel. Bu soru güzel bir soru. Eşittir 1 bölü 2'ymiş. 1 bölü 2 kaç dedi soruyor. Şimdi o zaman biz ne yapıyorduk? Hatırlayalım. Sinüslerin toplamı neydi? Ne gidiyordu arkadaşlar? Toplamda sinüslerin toplamında ikinci kısım gidiyordu. Neden ikinci kısım gidiyordu? Çünkü ikinci kısımda artı eksi vardı. O zaman ilk kısmı ne vardı? İlk kısımda sin kos var. O zaman ama taraf tarafa topladığım için aynısı olduğu için 2 yazıyoruz. Yani aynısı 2 tane olduğu için 2 çarpı sin yazıyorum. Sonra kos yapıyorum. Sonra ne yapıyorduk? İlk olan yere toplayıp 2'ye bölüyordum. Toplarsak x'ler birbirine götürüyor. 150 olur. 2'ye bölsem 75 olur. Değil mi? Sin 75 çarpı. Şimdi burada cos 75 diyor. Şimdi taraf tarafı çıkarırsam ne olur? Yani x artı 75'ten bunu çıkarırsam ne olur? Z'ni yapalım mesela. Eksi 75. 75'leri birbirine götürür. 2x olur. 2'ye bölsem biraz x olur değil mi? X olur. Evet burası. Şimdi gördüğümüz gibi arkadaşlar burası ne olacak mesela? 1 bölü 2 oluyor. Tabii ki sin 75 burada biraz sıkıntılı. Onun yerine aslında şey olsaydı 60 olsa iyi olurdu. Muhtemelen 60 olması için burada bir nasıl yapmış olabilirim? Dur bakayım. 45 muhtemelen arkadaşlar şu 75 diye yanlış yazılmış bence. Şu 75 yerine 45 olacak bence. Neden 45 olacak? Bakın şimdi ispatlayayım. Şöyle ki burası 45 olsaydı. Bakın 45'i düzeltiyorum burayı. Yani 45 olsaydı. Şimdi toplarsam x'ler birbirine götürüyor. 45 75 tane olur. 40 70 daha 110. Bir dakika. Pardon. 75 40 da 110, 120 yapıyor değil mi? 120 yapıyor. Çünkü 120 yapıyor. 2'ye bölsek 60 oluyor. Bakın burası sinüs 60 oluyor. 60 oluyor. Burası ise mesela çıkarsam ne olur? Eksi çıkarsam ne olur? Yazalım şimdi. X artı 45 eksi 75 artı x oluyor çıkarsam. Böyle 2'ye böleceğim. Burası 2x 75'ten 45 çıkarsa ne olur? 30 olur. Eksi 30 bölü 2. O da ne olur? X eksi 30 olur. Burası X eksi 30 olacak. Şimdi cos 60 değeri neydi arkadaşlar? Kök 3 bölü 2 idi. Bakın buraya ben kök 3 bölü 2 idi. Kök 3 bölü 2'yi buraya yazıyorum. İkiler birbirini götürüyor. Burada sin 30 tabii ki. 30 olması için şunu düzelteyim. Bakın şurası 75 demiş. 15 olacak arkadaşlar. 15. Kusura bakmayın. Tamam. Şimdi
15 olacak. Çünkü neden? Çünkü bakın toplarsam mesela ikisi birbirini götürüyor. 15'i 75 tane olur. 90 olur. 90'ı 2'ye bölsem ne olur? Pardon. Hem de x eksi 15 olacak. Pardon. Şu an eksi olacak. X eksi 15 olacak. Ha, şimdi şu anda oldu. X eksi 15. Şimdi en baştan çözüm ya şunu. Şurası 7 1'e benzetmişler arkadaşlar. Bakın şu 7'yi 1'e benzetmişler. Hata oradan kaynaklanıyor. Bak baştan şunu çözeyim. Arap saçını döndü. Bakın sinüs x eksi 15 x eksi 15 olacak doğrusu. Şunun yerine. Şimdi buna göre çözüyorum. Şunun yerine ne yazmıştık? Bunun yerine sinüs 90'dan x artı 15'i çıkarıyorduk. O zaman ne oluyordu burası? 90'dan 15 çıkarsa 75 olur. 75 eksi x oluyor. Şimdi ben ne yapıyorum şimdi bunu? Tarafları topluyorum. Yani sinle sinin toplamı 2 çarpı sinkos yapıyordu. Sinüs yapıyorum. Toplarsam ne yapar? X'ler birbirini götürür. 62 30 olur. Sin 30 olur. Ha şimdi oldu. Çarpı. Sonra çıkarıyorum birbirinden. Yani x eksi 15'ten. Sonra eksi 75 artı x oluyor çıkarırsam. Böyle 2 oluyor. Yani o zaman ne yapar? 2x eksi 90 bölü 2 olur. O da x eksi 45 olur. Kosinüs x eksi 45 oluyor. Bakın sin kos unutmayın. Eşittir 1 bölü 2. Neydi kos 30? Kos 30 sin 30 demek 1 bölü 2 demek. 1 bölü 2'ler 1 mi götürecek? O zaman kos x eksi 45 1 bölü 2'ye eşitmiş. Bak çok güzel bir soru oldu arkadaşlar. Cidden bir sınav sorusuna benzer bir soru. Bakın bunu bulduk değil mi? Bunu bulduk mesela. O zaman ne yapacağız şimdi? Bakın kosinüs bir şey 1 bölü 2'ye eşit. Bakın burası çok önemli bir nokta. Bakın 1 bölü 2'ye hemen birim çemberde gösteriyorum. 1 bölü 2 nerede? 1 bölü 2 nerede? Tabii ki 1 bölü 2 nedir? Absis mi ordinat mı? Kos dediğine göre absis. 1 bölü 2 burada. 1 bölü 2 burada. Hangi açılar 1 bölü 2'ye karşılık gelir mesela? İşte burada hani 1 bölü 2 mesela. Sin 30 neydi? Bakın sin 30 1 bölü 2. Sin 30 1 bölü 2 ise kos 61 bölü 2 olur. O zaman buradaki açım ya 60 derece olur ya da eksi 60 derece olur. Yani ikisi de 1 bölü 2'ye karşılık gelir. 1 bölü 2. Çünkü neden? X eksen üzerine aldım. Çünkü kosinüs x eksen üzerinde. Kosinüs absistir. Bunu biliyorsunuz. O zaman ne yapıyorum mesela? Ben x eksi 45 dereceyi bir 60 dereceye 60 derece eşitliyorum. Ama sadece 60 yetmez. Genel çözüm için k çarpı 360 yazmalıyım. Neden? Çünkü sinüs ve kosinüsün periyodu 360'dır. Yani kepiğidir. Veya ikincisi nedir? X eksi 45 eşittir. Bu kez de eksi 60 yazıyorum. Artı k çarpı 360 yazıyorum. Şimdi burada arkadaşlar, bakın burada bunu buraya atarsam x eşittir ne olur? Buradan 60 45 daha 105 olur. 105 artı k çarpı 360 olur. Bunu buraya atacak olsam x eşittir eksi 15 artı k çarpı 360 bulunur. Tabii ki burada ben k'ya 0 derece olursam mesela 105 derece sağlar, değil mi? 105 derece sağlar. Mesela hangisi olabilir diye sorabilirdi. Eksi 15 sağlar. Eksi 15'in karşılığı nedir mesela? 360'dan 15 çıkarın. Yani eksi 15 derece, bakın eksi 15 derece. Eksi 15 burada bulunuyor ya arkadaş, eksi 15. Siz 360'dan 15 çıkarıp bu açıyla da gelebilirsiniz. Aynı açı oluyor. Yani ne olur? 10 çıkarsam 350, 345 olur değil mi? 345 derece olarak bulunur. 345 derece, eksi 15 derece aynısıdır. Dolayısıyla hani hangisi olabilir, kaç derecedir de kaç derece olabilir demeli. Bunun cevabımız mesela burada tabii soruyu biraz değiştirdik tabii ki. Cevap ne oluyor arkadaşlar? 105 derece olmuş olabilir yani burada. Evet. Şimdi geçelim arkadaşlar. Bakın burada hani ikinci soruda mesela burada bir ters dönüşüm görüyorsunuz. Ters dönüşüm. Mesela 15. soruda bakın yine benzer bir soru. Benzer bir soru. Burada dönüşüm formülü var. Bakın dönüşüm formülü var. Uygulamam gerekiyor. Belli bir şey. İsterseniz beraber yapalım arkadaşlar 15. soruyu. Bakın 15. soruda mesela ilk kısımda ne var? Bakın toplam var değil mi? X artı 30, x eksi 30 var. Yani sinüs, bak sinle sin toplanmış. Toplamda ikinci kısım gider. Neden ikinci kısım gider? Taraf toplayınca. İkinci kısımda artı eksi var çünkü.
İlk kısımda ne var? Sinüs formülü. Sin kos var. O zaman yazıyorum. 2 çarpı sinüs kosinüs yazıyorum. Sonra toplayıp 2'ye bölüyorum. Toplarsam 30'lar birbirini götürür. 2x olur. 2x 2'ye bölsem x olur. Sonra birbirinden çıkarsam ne olur? Bak birbirinden çıkarsam. Bunu zihninden yapalım. X artı 30. Mesela x eksi artı 30 eksi. Bakın x eksi 30. Bak bunu zihninden şöyle yapın. Bak eşitliğe bakın. X'ler birbirini götürür. Eksi yaşarsanız artı 60 olur. 2'ye bölsem 30 olur. Cos 30 yazıyorum. Bölü. Bakın aşağıda ne var? Aşağıda ne var? Yarım açı formülü var değil mi? Ali. Dün ispatlamıştık seninle beraber. Mesela sin x ne demektir? 2 çarpı sinüs x çarpı cos x demektir. Bunu mutlaka ezberliyoruz arkadaşlar. Mutlaka. 2'ler birbirini götürdü. Sinüsler birbirini götürdü. Burada cos 30. Cos 30 neydi mesela? Cos 30 bölü cos x görmekteyiz. Tabii ki burada cos 30 demek mesela q küçük bölü 2 demektir. Yazabilirim. Burada ne var mesela? Bakın 1 bölü cosinus x var. Cosinus x demek secant x demektir. Bakın mutlaka ezberlemeniz gerekiyor. Secant x demek 1 bölü cosinus demektir. Cosecant x demek 1 bölü sinüs demek. Bunlar mutlaka olması gerekiyor. O yüzden doğru cevabımız A olacaktır. Şimdi ikinci örneğe bakalım arkadaşlar. Bakın ikinci örnekte trigonometrik bir denklem söz konusu. Şimdi burada tabii ki cos 2x verilmiş, 4 sin kare verilmiş falan. Şimdi biz bunu nasıl değerlendirebiliriz? Burada sin kare olduğuna göre bakın ben cos 2x'i dönüşümü yani yarım açı formülüne faydalanarak yapmak istiyorum. Buradaki 4 sin kare eksi olduğundan dolayı da en uygun açılım hangisi olabilir mesela onu düşünüyorum. Bakın 4 yazıyorum. 4 sin kare x eksi kosinüs neydi mesela? Kos kare x neydi? Hatırlayın. Hani sin a artı b pardon kos a artı b formülünde a ve b yerine x x yazarsam ne oluyordu? Cos x çarpı cos x değil mi? Cos cos sin sindi. Cos kare x eksi sin kare x oluyordu. O zaman burası ne olacak? Cos kare x eksi sin kare x olacak. Bunu bir yazalım isterseniz. Eşittir sıfırmış. Bunu açacak olursak arkadaşlar, açacak olursak, bakın eksiyi dağıtacak olursam burası 5 çarpı 5 çarpı sin kare x oluyor. Eksi cos kare x. Tabii ki biz buradan mesela eşittir 0. Bakın buradan mesela bir yani tanjant demiş mesela. Biz bir tanjant x'i örneğin elde edebiliriz değil mi? Nasıl elde edebiliriz? Bakın şöyle ki 5 çarpı, bakın yazıyorum sin kare x eşittir nedir? Öbür tarafa atacak olsam cos kare x olur. Biz burada her tarafın karekökünü alacak olursak tabii ki bu dışarı kök 5 çarpı sinüs x dışarı mutlak değer x olarak çıkar. Eşittir cos x dışarı ne olarak çıkar? Mutlak değer cos x olarak çıkar. X açısının burada hani birinci bölgede olduğunu düşünürsek mesela hatta şuraya olmasa zaten olabilir demiş zaten o yüzden olabilir demiş. Biz birinci bölgede olduğunu düşünürsek yani kök 5 çarpı sinüs eşittir kos x eşit olur. Yani sinüs sin bölü kosinüs ise tanjant eşit oluyordu. O zaman ne olur buradan? Sinüs x bölü cos x eşittir 1 bölü kök 5 olur arkadaşlar. Kök 5 olur. Yani tanjant x'imiz gördüğünüz gibi 1 bölü kök 5 olarak bulunur. Tabii ki burada tanjant 4x'e nasıl gideceğiz derseniz biraz sündürmüşler soruyu bence. Yani şöyle yapabiliriz bunu mesela. Mesela hani tanjant x artı x nedir? X artı x. Tanjant x artı tanjant x bölü 1 eksi tanjant x çarpı tanjant x yapar ama bu formülü biliyorsunuz. Bunun yerine 1 bölü kök 5 yazacak olursam burada ne bulurum? Tanjant 2x'in karşısında bulurum değil mi? Tanjant 2x'in karşısında bulmuş olurum. Sonra aynı şekilde tanjant 4x için de aynı işlemi yaparım. Oradan bu işlemi yaparsam sonuca gidebiliriz. Evet. Şu 13. örneğe bakalım arkadaşlar. 13. örnekte mesela cos 3x artı cos x. Mesela burada cos'un üzerinde toplam var. Bakın dönüşüm yine var. Dönüşüm var değil mi? Burada neyin dönüşüm var? Dönüşme neydi arkadaşlar? Cos'un üzerinde toplamında. İkinci kısım gidiyordu. İlk kısım kalıyordu. İlk kısımda ne vardı mesela? Cos sin vardı. O zaman yazıyorum. 2 çarpı cos'unuz. Cos cos vardı. Cos cos. Toplayıp 2'ye bölsem ne olur? 2x olur.
çıkarsam ikiye bölsem x olur. Tabii ki aşağı kısma baktığım anda aşağı kısımda ilk olarak mesela şunu yapan bir renkli hissediyorum. 2 çarpı sinüs x çarpı cos x olarak yazabiliriz. Burada mesela sin x ve cos x'in ortak olduğunu görüyorum. O zaman ben burada sinüs x çarpı cos x ortak parantezine almış olsam burada ne olacak arkadaşlar? Tabii ki burada 2 sin x cos x ortak parantezi alsak burası 1 olacak. 1 eksi. Burada ne var mesela? Sin küplediği için, sin küplediği için 2 çarpı ne olur? 2 çarpı sin kare olacak değil mi? Sin kare x olacak. Cos x zaten var. Bu olacak. Pekala aynısının yukarıda olduğunu görüyorsunuz. Değil mi? Görüyorsunuz. Bunlar birbirini götürecek. Değil mi? Birbirini götürecek. Aşağıda ne kalacak sadece? Bunlar birbirini götürecek. Mesela aynısı yukarıda birbirini götürecek. Aşağıda 1 bölü bu kalacak. Bu da neydi arkadaşlar? Hatırlayın. Cos 2x de eşit, öyle değil mi? Cos 2x de eşit. O zaman ben bunu yine cos 2x yazabilirim. Bu neye eşitti? Cos 2x neye eşitti? 1 bölü cos'unuz second demekti. Second 2x olarak bulunur. Yani bunlar hani sıram sorusu daha ziyade uygulama sorusu arkadaşlar. Yani ama bunların oturması gerekiyor mutlaka. Şimdi 14. soruya bakalım. Bakın 14. soruya bakalım. 14. soruda yine cos cos var. Aşağıda sin sin var. Bakın sin sin var. Burada yine bir dönüşüm formülü uygulayacağız. Bakın kosinüslerin farkı. Kosinüslerin farkında ne oluyor arkadaşlar? Farkta ilk kısım gidiyor. Çünkü eksiğini çarpıyorsun. İkinci kısım kalıyor. İkinci kısmı ne varsa kosinüslerde sin sin var. O zaman sadece eksiğin nerede oluyordu? Kosinüslerin farkında oluyordu. O zaman eksi 2 çarpı sinüs toplayıp 2'ye böl 6x. Çıkar 2'ye böl 5x. Sin 5x bölüyor. Aşağı tarafa yazıyorum. Sinüslerin farkında ilk kısım gidiyor. İkinci kısım kalıyordu. İkinci kısımda ne vardı mesela? İkinci kısımda sin cos, cos sin var. O zaman 2 çarpı kosinüs, kosinüs. Yine aynı şekilde 6x çarpı sinüs 5x olacaktır. Bunlar birbirini götürecek. İkiler birbirini götürecek. Sin bölü kosinüs ne yapar? Tanjant yapar. O zaman ne yapar mesela? Eksi tanjant 6x olacaktır. Tabii ki burada ne demiş arkadaşlar? X'in pi bölü 9'a eşit olduğunu vermiş. Yazalım. Eksi tanjant 6 ile pi bölü 9'u çarpacak olursak 6 ile pi bölü 9'u sadeleştir. 2 pi bölü 3 olur değil mi? Demek tanjant 2 pi bölü 3'ü istiyor bizden. Bir kere tanjant 2 pi bölü 3 nedir arkadaşlar? Pi 180'de 180'i çarp 183'e bölsek ne olur? 60 120 olur değil mi? Aslında bizden eksi tanjant 120 istiyor. Biz 120 nasıl buluyorduk? Hatırlayalım. Hemen birim çember çiziyoruz. 120 nerede bulunur? 120 gördüğünüz gibi ikinci bölgede bulunan bir açıdır. 120 nasıl bir açıdır mesela? 90'a kaç eklersek 120 olur? Y eksenine faydalanalım. 90'a 30 eklersek değil mi? 90 30 burası 30 olacak. Şimdi bakalım tanjant nedir işaret olarak? Bakın tanjantım işaret olarak bakın tanjant eksenini çiziyorum. Bu açının buradaki açının yani 120'ye karşı gelen açının uzantısını aldığım anda burası eksi çıkıyor ya da sinüs diyelim artı kosinüs diyelim eksi tanjant demek sinüs bölü kosinüs demektir. İşaretim eksidir. Bir de başında eksi var artı olur. Şundan dolayı artı oluyor. Hangi açıyı aldım? Y ile irtibatlı açı isim değiştirecek. Kotanjant 30 olacak. Kotanjant 30'un karşılığı nedir mesela? 30 60 93 görün hemen hatırlayalım. 30 derecenin karşısındaki kenar 60 1 kök 3 2 yapıyordu. O zaman kotanjant 30 demek kök 3 bölü 2 olarak bulunur. Pardon. O kök 3 bölü 1 olacak değil mi? Kök 3 olacak yani. Kök 3 evet. Kök 3 bölü 2 olsun olur. Kosinüs 30 olur. Evet, kök 3 olacak. Cevaba baktığım zaman cevabın E olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Hocam ne zaman bitireceğiz? Bir iki soruda yapalım da sonra bitireceğiz yani. Mesela burada tanjant 25'in A olduğunu vermiş. Tanjant 20'nin diğerinin A türüne eşitliğini istiyor. Tanjant 25 demiş. Mutlaka bir 25 ve 20 arasında bir ilişki kurmalıyız. Belki bir yarım açı kullanabiliriz. Düşünüyorum şimdi. Acaba tanjant 25 demiş mesela. 90'dan 25 çıkarsa ne olur Zeynep? 65 mi olur? Evet 60. Tanjant 20'nin A türünün eşitliğini istemiş. Ya da acaba bildik bir açıdan mı faydalansak mesela hani 25 nedir mesela 30'dan veya 45'ten
Değil mi? 45 bildik başta değil mi Zeynep? Mesela 45'ten 45 mesela 90'a tamamlanan açıları düşündüm. Çünkü uygun açı bulamadım. Bildik açılar üzerine gitmeye çalıştım. Yani 45'ten 25 çıkarsak 20 olur değil mi? O zaman şöyle bir şey yapalım. 45 dereceyi biliyorum zaten. Değil mi? Öyle değil mi? Tanjant 45 nedir Zeynep bu arada? 1'dir. Evet. Öyle değil mi? 1'dir. O zaman ben şu 25 yerine şunu yazabilir miyim? Tanjant 45 eksi 20 yazabilirim. Öyle değil mi? Evet. 25 eşit. Bekala bunu açılım neydi? Tanjant 45. Yazdır bakalım. Tanjant 45 eksi tanjant 20. Doğru mu? Bölü 1 eksi tanjant 45 çarpı tanjant 20 olarak bulunur. Tanjant 45 eksi 20 neydi? 25'ti. A idi. Ben bunun yerine A yazıyorum. O zaman A yazıyorum. O zaman işlem neye dönüşüyor? Bakalım ise A eşittir. Tanjant 45 1'di. 1 eksi tanjant 20 bölü 1 eksi tanjant 45 1'de bunun yerine 1 yazıyoruz. Tanjant 20 oluyor. O zaman bize tanjant 20'nin A türünden dediği için biz ne yapmamız gerekiyor Zeynep? İçeri dışa çarpımı yapıp tanjant 20'yi yalnız bırakmamız gerekiyor. O zaman içeri dışa çarpımı yapıyorum. Yani A ile A eksi A tanjant 20. Bak tanjant 20 eksi 1 eksi tanjant 20 yapıyor. Buradan ne yapacağız şimdi? Tanjant 20'yi yalnız bırakacağız. Bunu buraya atıyoruz. Ne oluyor? A eksi 1 oluyor. Eşittir. A çarpı tanjant 20 eksi tanjant 20. Tanjant 20. Burada tanjant 20 ortak parantezi alacak olursak A eksi 1 eşittir. Pardon yanlış yaptım. Artı olarak attık. A çarpı tanjant 20 eksi tanjant 20 eşittir. A eksi 1. Burada A eksi 1 var. Allah Allah. 1 eksi tanjant 20. Ha pardon. Hatam ne Zeynep? Hiç ikaz etmiyorsun. Evet arkadaş hatam şu. Hata ne? Burası eksi hani şu, burası artı olacak değil mi? Hatırladın mı? Yani burası eksi olunca burası eksi oluyordu. İşaretsiz oluyordu ya burası artı olacak değil mi? Evet. Ben de diyorum nerede bir hata yaptım? Tamam. O zaman A artı A çarpı tanjant 20. A çarpı tanjant 20. Eşittir 1 eksi tanjant 20. Bunu buraya atıyorum. A çarpı tanjant 20. Artı tanjant 20. Tanjant 20 eşittir. 1 eksi A olur. Buradan ben tanjant 20 orta parantez alacak olursam A artı 1 eşittir. 1 eksi A olur. Her tarafı bu da ne olur? 1 artı A olarak bulunur. 1 eksi A bölü 1 artı A'dır. Cevabın B olduğunu görüyoruz. O zaman cevap B. Hocam son soru olsun mu? Olur tamam. Bu son soru olsun bir soru var. Son tamam olur. Bitti bence. Tamam olur. Olur.